Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. Bayağı olmuştu garaja gelmeyeli herhalde. 1-2 hafta olmuştu. Bir tekrar geldik. Bu sefer Türkiye'nin en nadir bulunan türlerinden birini bekliyoruz. Bakalım neler çıkacak. Evet, motorumuzu yükledik. Bu sefer çok büyük bir koli değil. Arkaya sığdırdık. Hobihane'ye gidelim bakalım. Evet, yeni türümüz Hobihane'ye giriş yaptı. Döner bıçağımızı da aldık. Açalım bakalım neler çıkacak bunların içinden. Bu sefer bayağı sürprizli oldu ama gerçekten dediğim gibi siz de hak vereceksiniz. Türkiye'de nadir bulunan türlerden bir tanesi. Bulmuşken aldım. Birçok kişi de bunlara çok sevinecek. Aradığım birkaç tür daha vardı ama onlar şimdilik denk gelmedi. Bir daha sefere belki bulabiliriz onları da. Evet. Açılışa çok az kaldı. Tam yerinden açabilirsem. Evet. Dıdıdıdın. Hemen tabii ki göremiyoruz. Gazeteyle kamufle edilmişler. Yes. Kıpır kıpır balıklar. Hop. Bacırık. Şimdi bakalım buradan görünecek mi? Şimdi bunlar soğuktan da kendini pek göstermeyecekler ama arkadaşlar burada neon tetralar var. Evet, biraz görmeye başladı. Şeffaf olmuşlar zaten stresten korkudan. 150 adet neon tetramız geldi. Haklıyım değil mi? Türkiye'de zor bulunan bir tür. Şu anda neredeyse hiç yok. 150 adet geldi bana. Şimdi bir yerlerine yerleştireyim ben bunları. Hem akvaryumda daha rahat görünür. Evet, poşetlerle sular ısınsın diye koydum. Yavaş yavaş renkleri de yerine gelmeye başladı. Maşallah sıkıntısız hepsi geldi balıkların. Kıpır kıpır canlılar hepsi. Şimdi bu koca akvaryumda rahat rahat gezinecekler, boylanacaklar artık. Akvaryuma salalım, bir de öyle görelim. Balıklar yavaş yavaş yerlerine alışmaya başladılar. Biraz grup halinde hareket etmeye başladılar. Bakın hepsi sağa gidiyor. Bu da streslerine yavaş yavaş attıklarını gösteriyor. Dağınık durmaları, stresli olduğunu, grup halinde olmaları alıştıklarını gösteriyor. Ama gerçi baktığınız zaman grup halinde yüzmeleri de gene bir savunma mekanizması. Büyük balıklardan korunmak için böyle hepsi toplu halde duruyor. Baktığınız zaman mantık olarak stres hareketi ama içgüdüsel olarak yaptıkları bir şey. Grup halinde yüzmeleri. İlk videoya başlayamadan içeriye geldim. Işığı açtığım anda şey yaptılar. Pipofit'in etrafına dönmeye başladılar. Bir 5-6 tür attılar. Video çekmeye yetişemedim. Çok güzel bir görseldi gerçekten. Pipofit'in etrafında dönüyorlar böyle. Gayet de güzel oldular vallahi. Zaten çok sağlıklı balıklardı, sıkıntısızdı. Maşallah, bin kere maşallah diyelim. Bugüne kadar sıfır kayıpla gelen tek türüm oldu. Genelde arada birkaç tane kayıplar yaşıyoruz. Ama bunlar sıfır zayiatla elimize ulaştı. Biz de onlara en iyi şekilde bakacağız bakalım. Şöyle hazır başlamışken tetra türlerimizi baştan bir gösterelim. Emgaç'taki transgenetiklerle başlayalım. Bunlar da yaklaşık bir ay olmasa da 3 hafta falan oldu buraya geleli biliyorsunuz.
renklerini çok güzel göstermeye başladılar. Aynı şekilde devamı burada zaten. Transgenetiklerin. Oradaki ışık daha güzel vuruyor, daha güzel çıkıyor renkler ama biraz da o akvaryum daha küçük. Burası biraz daha geniş. Daha derli toplu görünmüyorlar, daha dağınıklar. Sonra acaba burada birkaç tane kocaman oldular geldiklerinden beri, çünkü çok uzun süredir bendeler. Limon tetralarımız var. Onlar da gerçekten kocaman boylara ulaştılar, keyifleri yerinde. Az da olsa burada büyük neydi? Büyük buzdağı balığı mı, öyle bir şeydi sanırım. Bulut tetra diyeceğim ama tetra değil bunlar. Onu hemen belirteyim. Herkes de onu sürekli belirtiyor zaten. Bir miktar da bunlardan var. Bunları birçok yere dağıttım. Eve götürdüm. Buradaki tetra akvaryuma koydum. L46'ların yanına koydum. Burada aynı şekilde gene bayağı uzun süredir bende duran bakır tetralar var. Onlar da burada takılıyorlar. Soracıma tetra. Başka buralarda yok. Asıl karma tetra akvaryumumuz burada. Kongo tetralar. Bunlar bayağı damızlık boy oldular. Buraya attığım transgenetikler de damızlık boya ulaştılar. Kocaman kocamanlar bakın. Rasparolar. Bunlar da keyifler isterse grup halinde yüzüyorlar ama genelde tek takılıyorlar. Zebra danioğlar. Tabi bunların bir tane de akvaryum vardı. Orayı göstermeyi unuttum. Şimdi orayı göstereyim biraz sonra. Kolombiya tetralar. Bunlar da büyümeye başladı. Limon tetralarımın devamı burada. Bu akvaryumda renkleri daha hoş görünüyor. Penguen tetralar. Gün ışığı tetra. Serpaye tetra. Pardon, ember tetra. Şu küçük kırmızılar ember tetralar. Gün ışıkla da bu neona benzeyen kırmızı şeritler. Sonra cima burada İmparator tetramız var. Galaxy rasparolar var burada. Küçücük balıklar. Bulması biraz zor oluyor. Şu anda genelde takıldıkları yerlerde bakmaya çalışıyorum. Sayılarımız var birkaç tane burada. Serpay tetralar, gül tetra dedi geçiyor. Snow White tül tetra. Tetralarımızın keyifleri genelde yerinde. Şu Galaxy Rasparo, evet bir tanesi her zaman olduğu yerde. Galaxy Rasparo'muz burada. Tabii bu neon tetralardan bir 10 veya 15'li grup bu akvaryuma atacağım. Şöyle sürü halinde geçsinler. Mavi transgenetik. Son parti gelenlerin içinden iki tane çıkmıştı. Onları da zaten hemen buraya ayırdık. Zebra danioları şöyle göstereyim. Hatta yem vermek için şöyle elimi kaldırayım. Hepsi toplansın şuraya bir. Sürü balığı olduğu için çok güzel geliyorlar. Burada inanılmaz yeşilleri çok güzel olanlar var. Ben iki tane yeşili diğer akvaryuma attım ama buradaki kadar güzel parlamıyorlar. Oranın ışığı yetersiz giriyor tabii ki. Şu yeşil bir tane, hatta iki yeşil denk geldi. Aslında içlerinden seçerken en yeşilleri bunlardı ama dediğim gibi oradaki ışık daha hoş olduğu için orada daha güzel bir yeşil görünüyorlar. Şunlar falan. Arkadaki yeşiller çok parlak yeşil gerçekten. Başka tetra nerede var diye düşünüyorum da kafam karıştı bir anda. Başka yerde de tetra yok açıkçası. Tetralarımız şimdilik bu kadarlık. Son gözlerimiz neon tetralarda yerlerine alışmaya başladılar. Bir eksiğimiz şimdi kırmızı burun kaldı. Onu da bakalım böyle denk getirebilirsek. Toplu alırım zaten. Ama şu anda o hiç yok. Yani bunlar da yoktu ama bunları bir şekilde bulduk. Kırmızı burun gerçekten hiç yok. Onlar da inşallah bir şekilde Türkiye'ye giriş yaparlarsa
Onları da zaten obyanemize hemen ekleriz. Tabi bunların yanında bunlar neon tetra şimdi. Bir de kardinal tetralar vardı. Kırmızılıkları daha uzunca oluyor. Daha hoş bir görüntüsü var. Onlar da bulmak lazım. Onlardan da eklemek lazım. Şu güzel tetra akvaryuma onlar eksik kaldı gerçekten. İnşallah onlardan da bulup ekleriz. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.